Evet. Burayı açalım. Türevin neydi? Şurayı tekrar açalım. Fonksiyon grafikleri ve maksimum ve minimum problemleri. Burada bir üçgen içine çizilebilecek dikdörtgenin alanı en çok isteniyorsa bu aslında bu formüller elde edilmiş formüller, hazır formüller. Aslında biz bunu türevden ispatını yapabiliriz. Türevden elde edebiliriz. Bir üçgenin içine çizilebilecek dikdörtgen alanı en çok üçgenin alanının yarısı kadar olur. Yani şu dikdörtgenin alanı maksimum ne olur? Şuradaki üçgenin alanının yarısı olur. Bana eğer sonradan şöyle ifade kullanılıyorsa içerideki dikdörtgenin alanı maksimum kaçtır? O zaman ben ne yapacağım? Diyeceğim ki maksimum olabilmesi için şurası şuraya eşit, burası buraya eşit olmalı ve şuradaki alan tüm üçgenin alanının yarısıdır diyeceğiz. En fazla olması için. Şimdi burada teknik bilgilere devam ediyoruz. Mesela çemberlerin içine çizilebilecek maksimum alanlı dikdörtgenler. Mesela şu birinci şekle baktığımızda bu dikdörtgenin bir özel hali kare diyoruz. Bu karenin alanı maksimum olması için yani bu dikdörtgenin alanı maksimum olması için bu şekil kare olmalıdır. Düzgün çokgen olmalıdır. O yüzden kare diyoruz. Dikdörtgenin özel hali şeklin maksimum olması için oradaki şekil ne olacak? Kare olacak. Diyelim ki bu tam çember değil de şöyle şuradaki tam çember değil de yarım çember olursa yine aynı özelliği şunu biz tamamladığımıza dikkat edin. Şöyle kare, büyük şekil kare olacak. Şöyle. Ben buraya A dersem bir kenar 2A olur. O zaman şurası da A, burası da A olacak. Yani kısaca böyle bir şekil olduğu zaman, yarım olduğu zaman demek ki bir kenarı A, diğer kenarı 2A olacak. Bir kenarı A, diğer kenarı 2A olacak diyebiliriz. Eğer çeyrek olursa, yani çeyrek olduğu zaman şekli aslında ben şu büyük şekli dörde bölüyorum aslında. Şu şekli dörde bölüyorum. Dörde böldüğüm zaman o zaman ne olur? Bu şekilde şuradaki şekil de kare olmalıdır. Kare olmalıdır. Yani şuradaki şekil maksimum alanlı olması için oradaki çeyrek kısımdaki şekil o da kare olacaktır. Evet. Çemberlerin içine çizilebilecek maksimum alanlı üçgen ve yamuklar aşağıdaki gibidir. Mesela çeyrek çemberin içine ben bir üçgen çiziyorum. Bu üçgenin alanı maksimum olması için hemen hatırlayacağız ki burası ikizkenar dik üçgen olmalı. Yarım çemberin içerisine maksimum alanlı bir üçgen biz yerleştiriyorsak bu da ikizkenar dik üçgen olmalı. Yine şurası ikizkenar dik üçgen olmalı. Yarım çemberde en büyük alanlı yamuk. Şu şekil ABCD yamuğudur. Bu yamuk nedir arkadaşlar? Diyebiliriz ki içine çizebileceğimiz maksimum alanlı yamuk nelerden oluşuyor? Eşkenar üçgenlerden oluşuyor. Eşkenar üçgenlerden oluşuyor diyebiliriz. Evet. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra hemen sorularımıza bir göz atabiliriz. 13. sorumuzu kim okusun? Abdülkadir okusun. Abdülkadir dinliyoruz. Bir kenarı 15 santim ve bu kenara ait yüksekliği 8 santim olan bir üçgenin içini çizilebilecek en büyük alanı dikdörtgenin alanının kaç santimetre kare olduğunu bulalım. Evet. Bir kenarı 15 santim. Şöyle şuradan hemen şekli çizebiliriz.
Bir üçgen çiziyorum. Bu ne biçim üçgen oldu? Ters değil mi? Bir dakika. Neyse şöyle yapalım. Şunu düzgün çiziyorum. Böyle çizdik. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir kenar neymiş? 15 ve bu kenara ait yükseklik. Şurası 15 diyelim. Bu kenara ait yüksekliğimiz kaçmış? 8'miş. Bu üçgenin içine çizebilecek en büyük alanla bir dikdörtgen çizelim. Bir dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgenin alan maksimum olmasını istiyoruz. A, B, C'de. Biraz önceki teknik bilgimiz neydi? Maksimum alan A, B, C'de nedir arkadaşlar? Buradaki üçgenin yani DEF üçgenin alanının yarısıdır. Alan DEF bölü 2'dir. Maksimum olmasını istiyorsak o zaman büyük üçgenin alanının yarısı olacak. Büyük üçgenin alanı nedir? 8 çarpı 15 bölü 2. Tekrar bunu 2'ye bölüyoruz. Yani 60'ın yarısı ne olur? 30 olur. Demek ki dikdörtgenin alanı maksimum ne olur? 30 diyebiliriz. Evet, bakalım bir diğer sorumuza. Bu soru anlaşıldı mı? Abdülkadir, Yağmur, Serra, Berfin. Tamamdır. Evet, şimdi sıradaki sorumuzu Berfin okusun. Berfin okuyamıyor mu? Berfin sesin geliyor mu? Buradayım hocam, geliyor sesiniz. Tamam. Berfin okuyacak. Sonra Serra okuyacak. Ve en son Yağmur okuyacak. Dinliyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Evet. Sorumuzu okuyabiliriz. Kısa kenarı uzun kenarının yarısı olacak şekilde çevresi 30 santim olan şekildeki dikdörtgen şeklindeki kartvizit tasarımı yapacak olan Ahmet, kartvizitin mavi ile gösterilmişti dikdörtgensel kısmını iletişim bilgileri için ayırmıştı. Ahmet iletişim bilgileri için ayrılan mavi renkli dikdörtgensel kısmın alanını maksimum olacak şekilde ayarlamıştır. Buna göre kartvizitte mavi renkle gösterilen bölgenin alanı 12,5 cm2'dir. 2. Kartvizitte sarı renkle gösterilen bölgelerin alanı 25 cm2'dir. Kartvizitte yeşil renkle gösterilen 1, 2 ve 3 ile numaralandırılmış olan üç üçgensel bölgenin alanları toplamı 12,5 cm2'dir. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu soru geometriyle iç içe olan bir soru. Şimdi trigonometri diyorum. Türevin ilişkisi nedir? Hani biraz önce bir tane teknik bilgi vermiştik. Maksimum alan olabilmesi için şuradaki arkadaşlar üçgeni tekrar çiziyorum. Bu üçgenin içerisinde mavi bir dikdörtgen çizilmiş. Bu dikdörtgenin alan maksimum olması için buradaki alan maksimum olması için kısa kenarı neymiş? X'miş. Uzun kenar 2X olarak demiş. Bu alan maksimum olabilmesi için üçgenin alanın yarısı olması lazım. Üçgenin alanın yarısı olması gerekiyor. Dolayısıyla üçgenimizin alanı ne kadarmış? Kısa kenar, uzun kenarın yarısı olacak şekilde çevresi 30 santim olan dikdörtgen. O zaman dikdörtgenin çevresi kaçmış? 30. Değil mi? Dikdörtgenin çevresi 30'sa çevre şuraya ABC diyelim. ABC diyelim. O zaman 6x ne olacak? 30 olacak. X'imiz buradan 5. X 5 ise ben şuraya 5 yazıyorum. Buraya 10 yazıyorum. Yanlış olmasın ya. Bir dakika. 3x 6x Doğru hocam. çevresi 30 santim diyor, değil mi? 30 santim. Evet. Acaba büyük dikdörtgenin çevresi mi? Bir dakika. Kısa kenar, uzun kenar yarısı olacak şeyin çevresi 30. Dikdörtgen şeklindeki kartvizit büyük şeklin çevresi oymuş. Tamam, orada hata yaptık.
zaman şöyle şekil üzerinde yapalım. Yani 30 ya. Burası x iken burası 2x verilmiş. Düzeltme yaptık. X'imiz ne olur o zaman? 5 olur. Burası 5. Şimdi arkadaşlar burası 5 ise şurası ne olur? 10 olur. Hemen diyorum ki büyük dikdörtgenin alanını söyleyebilir misiniz bana? Büyük dikdörtgenin alanı. 5 kere 10 nedir? Söyleyin. 50. 50. Büyük dikdörtgenin alanı yani hangi dikdörtgenin alanı? Şu arkadaşlar. Şu dikdörtgenimizin alanı 50'dir. O zaman buradaki dikdörtgenin içine çizeceğimiz üçgenin alanı ise arkadaşlar dikdörtgenin alanının yarısıdır. Yarısıdır. Şu mavini çizeyim. Üçgenimizin alanı nedir? 50'nin yarısı. Yani 25. Ben bunun içerisine bir tane dikdörtgen daha çiziyorum. Şu mavi. Bu mavi ise arkadaşlar yani şekilde mavi gözüküyor. Tabii ben maviyi şu anda çizmedim. Bu alan arkadaşlar şuradaki şeklin, bakın şuradaki şeklin alanın yarısıdır. Yani şekil üzerinde gösterirsek bakın şu alanının yarısıdır. O zaman kaç olur şu alan? Şu alan ne olur? 25'in yarısı 12,5 olur. O zaman öncüleri bir inceleyelim. Kartvizitte mavi renkle gösterilen bölgenin alanı 12,5'tür. Evet, doğru bir ifadedir. Kartvizitte sarı renkle gösterilen bölgenin alanı 25'tir. Bu da doğrudur. Neden? Çünkü biz şu üçgeni, dikkat edin arkadaşlar. Şu üçgenin, tekrar üzerinden gidiyorum bakın. Şu üçgenin alanı, dikdörtgenin alanının yarısıdır dedik ya. Burası 25 ise geriye de 25 kalır. Geriye ne kalıyor? Şu sarı kısımlar kalıyor. O sarıların alanları da toplamı kesinlikle ne olur? 25 olur. Üçüncü öncülümüze bakalım. Kart vizitte yeşil renkli gösterilen 1, 2 ve 3 numaralandırılmış olan 3 üçgensel bölgenin alanları toplamı 12,5'tür. Tabii ki 12,5'tür. Neden? Çünkü üçgenimizin, bakın şu üçgenimizin, şu üçgenin tamamının alanı neydi? Tamamının alanı biz demiştik ki 25. Mavinin alanı biz kaç bulmuştuk? Mavinin alanı 25'in yarısı 12,5 demiştik. O zaman 1, 2, 3 yeşil kısımlar kalıyor. 25'ten 12,5 çıkarırsak 12,5 kalır. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? Edirne diyebiliriz. Üçü de doğru olacak. Var mı sormak istediğimiz, anlamadığımız yer? Evet, Yağmur, Serra, Abdülkadir, Berfin. Anladık hocam. Tamamdır. Geçiyorum bir diğer sorumuza. Bu soruyu da kim okuyordu dinliyoruz. Sırada kim vardı? Ben okuyayım hocam. Tamam. Yukarıda denklemi x kare artı y kare 4 olan yarım çember şeklindeki gösteri sahnesi koordinat düzleminde modellenmiştir. Çember üzerindeki A ve B noktalarındaki ışıkların bulunduğu direkler x ekseniyle dik olacak şekilde konumlandırılmıştır. A ve B noktalarında bulunan ışıkların aydınlattığı dik üçgen şeklindeki bölgeler şekilde görülmektedir. Buna göre bu iki ışığın aydınlattığı bölgelerin alanının en fazla kaç birim kare olabileceğini bulalım. Evet, yani oradaki bu iki ışığın aydınlattığı bölgelerin alanının en fazla olmasını istiyor. Yani karalık kısmın alanının en büyük olmasını istiyor. Bu da ne olması lazım? İkizkenar dik üçgen olması lazım şurası. Yani biraz önce notlarda hani pratik bilgilerde demiştik. Çeyrek vermiştik hatırlayın arkadaşlar. Bunun içine çizilebilecek şu üçgen maksimum alanlı olması için ikizkenar dik üçgen olması lazım demiştik. Şimdi burası x ise burası da x olacaktır. Ama bu ne hangi yayın üzerinde? Şu yayın üzerindeymiş. O zaman ben şu A noktası için yayın üzerinde olduğu için x'i x ise y'si nedir? Hemen y'yi yalnız bırakıyorum. Y kare eşittir 4 x'i x kare. Sonra her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Y eşittir kök içerisinde
4x'i x kare olur. Demek ki burası neymiş? Burası neymiş? Y'si yani. Burayı y'si. Aynı zamanda orası da ikizkenar olmalı diyoruz ya. Burası 45, 45. Bu da y cinsinden kök içerisinde 4 eksi x karedir. O zaman bu eşitliği kullanacağız. Yani şunu x eşitleyeceğiz. Her iki tarafın karesini alalım. Oradaki x değerini bulalım. Karesini aldığımızda ne olur? 4 eksi x kare eşittir. X kare olur. Her taraf, bunu bu tarafa atarsak 2x kare eşittir 4, x kare eşittir 2. Buradan x değerimiz kök 2 çıkar. Demek ki kök 2 olursa, dikkat edin, kök 2 olursa burası bir ikizkenar dik üçgen olur. O zaman bu dik üçgenin alanı nedir? Bir tanesinin alanı x çarpı x bölü 2'dir. Bundan kaç tane var? Bundan kaç tane var? İki tane var. Bir tanesi burada, bir tanesi burada olduğu için ben bunu 2 ile çarpıyorum. 2'ler ne olur? Sadeleşir. Direkt x kare olur. X kare de nedir? 2'dir. Dolayısıyla en fazla kaç birim kare? Alanı en fazla kaç birim kare olur? 2 birim kare diyebiliriz. Evet, anlaşıldı mı arkadaşlar? İkisinin toplamı, sarı kısımların ikisinin toplamı ne olur? 2 birim kare olur. Var mı sormak istediğimiz, anlamadığımız yer varsa tekrar daha bir daha üzerinden geçebiliriz. Yani şu temel, bakın biraz önce pratik teknik bilgiler verdik ya, çeyrek çemberin içine çizilebilecek üçgenin alanı maksimum olmasını istiyorsak ikizkenar dik üçgen olması lazım. O bilgiyi kullandık biz burada. Evet arkadaşlar, ses 1-2 deneme anlaşıldı mı? 1-2 anlaşıldı hocam. Anlaşıldı hocam. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Evet, dinliyoruz. Ben okuyordum hocam. Tamam. Çevresi 12 birim olan daire diliminin alanının maksimum olması için yarıçapının kaç birim olması gerektiğini bulalım. Evet. Çevresi 12 birim olan daire dilimi. Bir daire dilimi çizelim arkadaşlar. Şöyle bir daire dilimi. Bunun çevresi 12'ymiş. Ben şuraya R desem, hani çevresi 12 birim ya, 2 R'yi çıkarsam şurası ne olur? 12 eksi 2 R olur. Arkadaşlar burada biraz geometrik bilgimizi de hatırlamamız lazım. Bu daire diliminin arkadaşlar iki tane formülü vardı. Birinci formül aynen üçgen gibi düşünüyorsun. Aynen üçgen. Nasıl üçgen? Ya burayı taban kabul ediyorsunuz. Burayı taban. Burayı da yükseklik kabul ediyorsun. Yükseklik ne? Bizim R. O zaman ben şu alanı, yani şu alanı hesaplamak istiyorsam alan eşittir AR diyebiliriz. Çünkü niye? R'ye bağlı. Tabanımız 12 eksi 2 R. Yüksekliğimiz de R bölü 2 diyor. Şimdi biz bu alanı maksimum olmasını istiyoruz. Maksimum. Arkadaşlar unutmayın, maksimum, minimum ifadeleri geçtiği zaman unutmayın türevle ilişkisi var. Yani türevini alacaksınız, sıfıra eşitleyip kökünü bulacaksınız. Bazı kökler için minimum değer olur, bazı kökler için maksimum değer olur. Eğer zaten tek kök çıkıyorsa bilin ki o direkt bulduğunuz kök direkt fonksiyona yazacaksınız. Ama iki kök olursa size maksimumu soruluyor, minimumu soruluyor. Onu tablo yaparak ne yapacaksınız? O değeri yerine yazıp, hatta iki değeri yerine yazıp karşılaştırma yaparsınız. Birisi max olur, birisi minimum olur. Minimum soruyorsa küçük olanı, maksimum olanı soruyorsa büyük olanı ne yaparsınız? İşaretlersiniz. Şimdi biz bunun türevini alacağız. Burada çarpımın türevi de kullanılabilir ama
Ben diyorum şunu şöyle içeri dağıtalım. Böyle türevi alalım. 12 R eksi 2 R kare başında ne var? Hatta böyle 2 diyelim. Şimdi türevini alalım. Şurayı yazıyorum. A üstü R diyorum. Arkadaşlar 1 bölü 2'yi direkt başa aldım. Şimdi şu ifadenin türevi, şu ifadenin türevi 12 eksi 4 R'dir. Bunu sıfıra eşitliyorum arkadaşlar. Sıfıra eşitliyorum. Eşitliyorum sıfır. Buradan R'miz ne çıkar? 3 çıkar. Demek ki bir tane R'miz var. O R değeri için ise alan maksimum olur. Zaten o yarıçapın değerini soruyor. Doğuracağımız 3 olacaktır. Evet, anlaşıldı mı arkadaşlar? Alo. Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Geçiyorum bir diğer sorumuza. Evet, 17. soruyu okuyabiliriz. Kim okuyordu? Sıra kimde? Abdülkadir'de mi? Yarıçapı 2 santim olan yarım çember için silebilecek maksimum alanını dikdörtgenin çevresini kaç santim olduğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar bir yarım çember çizelim. Biz bunun içerisine bir dikdörtgen çizeceğiz. Hadi dikdörtgenimizi çizmeye çalışalım. Bu dikdörtgenin alanı maksimum olması için hatırlayın arkadaşlar. Demiştik ki notlarımızda biraz önce bahsettik. Bu dikdörtgen maksimum alana sahip olması için kare olması lazım demiştik. Kare olması lazım. Şimdi ben buraya bir kenar 2A diyorum. 2A diyorum. 2A diyorum. Şimdi ben bunu ortadan bölüyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Ortadan bölüyorum. Yarım çember yapıyorum. Yarım. Yarım çember yaptığım zaman A'sı burada, A'sı burada kalıyor. Demek ki şurası A iken burası 2A olmalı. Şurası A iken burası 2A olmalı. Şimdi arkadaşlar şurası merkez ya. O zaman burası da A olacak. Burası da A olacak. Eşit bölecek. Dolayısıyla diyor ki yarıçaplı 2 santim. Yani şuradaki R'miz ne? 2 santim olan çember içinde çizilebilecek maksimum alanla dikdörtgenin çevresi nedir? Burada ikizkenar dik üçgen görüyorum arkadaşlar. Şurası 45'tir. Burası 45'tir. O zaman A'mız nedir? Kök 2'dir. Niye? Kök 2'nin kök 2 katı 2 olur. O yüzden. O zaman dikdörtgen çevresi nedir arkadaşlar? Çevre kaç A'ya eşit? 6A'ya eşit. A'mız da kök 2. Dolayısıyla çevremiz 6 kök 2 olur. Evet. Bu sorumuzun çözümü de bu şekilde. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Geçelim bir diğer sorumuza. Bunu biraz büyütelim. Büyümüyor. Okunabiliyor mu arkadaşlar? Yazı. Okunuyor herhalde değil mi? Küçük geliyor mu? Biraz büyütebiliriz de. Evet. Kim okuyordu? Abdülkadir'den sonra kim okuyordu? Sıra Berfin'de mi? Evet. Berfin dinliyoruz. Taban yarıçapı 2 santim ve yüksekliği 4 santim olan bir dik koninin içine çizebilecek maksimum hacimli silindirin hacmini bulalım. Evet, bir koni çizeceğiz arkadaşlar. Bir koni çizeceğiz. Koni çizdik. Bu koninin içerisine maksimum alanlı bir dik silindir çizelim.
Şöyle x'in merkezleri aynı. Şuradan rengi. Merkezleri aynı. Bunu yarıçapı R olsun arkadaşlar. O zaman şuradan çizersek şöyle merkezi birleştirirsek. Bunun merkezi burası. Bunun da yarıçapı R olacak. Şimdi silindirimizin yüksekliği H olsun. Silindirimizin yüksekliği H verilsin. Bize koninin yüksekliği 4 verilmiş ya. Koninin yüksekliği 4 verilmiş. O zaman şuradaki yükseklik ne olacak? 4 x'i H olacak. 4 x'i H olacak. Dik konunun içine çizebilecek maksimum hacimli silindirin hacmi. Maksimum hacmi. Şimdi silindirin hacmini veren formül neydi? Onu yazalım. V silindir taban alanı pi r kare çarpı yükseklik h. Şimdi h'ı da r cinsinden ifade etmem lazım. H'ı r cinsinden nasıl ifade ederim? Onu da benzerlik yardımıyla bir eşitlik daha bulacağız. Benzerlik yardımıyla. Şimdi arkadaşlar şunun yarıçapı neydi? Koninin yarıçapı. Onu da bize vermiş. Kaç olarak vermiş? Taban yarıçapı 2 santim ve yüksekliği 4 olan değil mi? Şurası da 2'ymiş. O zaman benzerliğimizi kuralım arkadaşlar. Benzerliğimizi kuralım. Şimdi diyeceğiz ki şu açı alfa ise şuradaki açı da alfadır. Alfanın karşısı ne? 4x'i h. Küçük üçgende. Büyük üçgende alfanın karşısı nedir? H'tır. H değil ya. Yanlış oldu. Yükseklik komple 4'tü değil mi? Evet. Düzeltelim. 4. Eşittir. Küçük üçgende şurası beta diyelim arkadaşlar. Beta'nın karşısı R. Büyük üçgende beta'nın karşısı nedir? 2. Hemen bu eşitlikten R ile H arasında bir bağıntı kurabiliriz. Şurada kalemin rengini mavi yapalım. Şunu sadeleştiriyorum. 2 olur. R'miz ne çıktı? Bana H lazım gerçi. 4 eksi H eşittir 2 R. H eşittir 4 eksi 2 R'dir. Buradan şurada yazalım. Pi çarpı R kare diyorum. H yerine de 4 eksi 2 R yazabilir. Bunu yazdık arkadaşlar. Şimdi diyorum ki bunun hacminin maksimum olmasını istiyorum. Maksimum olmasını istiyorum. Da burayı dağıtırsak 4 pi r kare eksi 2 pi r küp olur. Bu v neye bağlı? R yarıçapına bağlı. O zaman hemen türevini alalım. Buranın türevini alırsam V'ye bağlı. 2 kere 4, 8 pi R eksi 3 kere 2, 6 pi R kare. Bunu sıfıra eşitliyorum. Burada pi 2 pi R parantezini alırsam 2 pi R parantezini alırsam burada 4 kalır eksi burada da 3 R kalır. Eşittir 0. Dolayısıyla ya burası 0'dır ya burası 0'dır. Burayı 0'larsam R'si 0 olur. Yarıçap 0 olan nokta belirtir. Olmaz. 4 x'i 3 R eşittir 0 dersem R'miz ne olur? 4 bölü 3 olur. Demek ki bizim silindirimizin hacmi maksimum alanlı olabilmesi için yarıçapı ne olması gerekiyor? 4 bölü 3 olması gerekiyor. O zaman hacmini bulunuz diyor ya. Ben R yerine ne yazacağım arkadaşlar? R yerine ister şurada da yazabiliriz. R yerine ne yazacağım? 4 bölü 3 yazacağım. Hadi yazalım. 4 pi r kare diyelim. Oradan gidelim direkt. Pi r kare çarpı 4 eksi 2 r. Oradan gidelim.
R'miz 4 bölü 3 karesini alırsak 16 bölü 9 pi. 4'ten 2 R'yi çıkarırsam yani 8 bölü 3. 12'den 8, 4 bölü 3 olur tekrar. 3 kere 4, 12, evet. Tamam. Dolayısıyla 4 bölü 3 ile bir daha çarpacağım. O da ne yapar? 64 bölü 27 pi olur. Ve bu şekilde cevabımızı bulmuş oluruz. Var mı sormak istediğiniz arkadaşlar? Anlamadığımız yer. Yok hocam. Arkadaşlar bir iki dakika geçmiş hatta bir ara verelim sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam arkadaşlar? Evet.